Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bütün dünya mutfaklarında kendine yer bulmuş, biz Boşnaklar tarafından da çok sık pişirilen biryan yemeğinin tarifini vereceğim. Hadi hep beraber tarifimize geçelim. Topraklarımızda tavuk kapama, kuzu dana kapama olarak bildiğimiz bu harika yemeği biz Boşnaklar biryan ismiyle anıyoruz. Ben tarifte 4 adet baget kullandım. Sizler kalça, tam piliç de kullanabilirsiniz. Hatta istediğiniz eti kullanabilirsiniz. 4 adet baget, 1 adet havuç, 5-6 diş sarımsak, 1 tutam adaçayı, 1 tutam tane karabiber, 4-5 dal taze kekik, 1 su bardağı pirinç, 1 kaşık tereyağı, tuz, karabiber ve toz paprika, göz kararı su. Bagetleri tencereye alarak yemeye başlıyorum. Ardından halka halka doğradığım havuçları, sarımsağı, aroma vermesi için kırmızı beyaz karabiber taneleri ve adaçayını ekleyip malzemelerin üstünü geçene kadar suyumu da katıp ocağın altını açıyorum. Aslında adaçayı kullanarak geleneksel tarifin dışına çıkıyorum ama ziyanı yok. Yeniliklere her daim açık olmak lazım. Son olarak da bir tutam Himalaya tuzu ekleyip kaynamaya bırakıyorum. Tavuklar ayrı bir gözle haşlanırken ben de pilava geçiyorum. Pilavın yapımında soğanları kavurarak başlayacağım. Ben soğanları kavurmak için zeytinyağı tercih ediyorum ve soğanları tencereye alıyorum. Soğanlar kavrulurken pirinçleri sıcak suyla ıslatıp fazla nişastadan arınması için bir kenarda bekletmeye başlıyorum. Pilavımı fırında pişireceğim için pirinçleri çok öncesinden ıslatmaya gerek yok. Soğanlar kavrulduktan sonra iyice süzdüğüm pirinci tavaya ekliyorum. Tercihinize göre bu aşamadan sonra karabiber ve toz paprika da ekleyebilirsiniz. Haşlanan tavuğun suyunu güzelce süzüp pişirme kabına yaydığım pilavın üzerine ekliyorum. Bu yemeği klasik pilavdan daha öteye getiren sihirli dokunuş işte bu. Önceden ısıtılmış fırının tabanına kabı bırakıp ısıyı 200 dereceye ayarlıyorum. Yaklaşık 25 dakika kadar pişecek olan pilavın su miktarını da göz kararı ayarlayabilirsiniz. İstediğim kıvama geldikten sonra fırından çıkardığım pilava tavukları ekliyorum. Bu aşamada pilavın suyunu tam çekmemiş olması gerekiyor. Yeniden fırına sürüp 10 dakika kadar daha pişiriyorum. Pirinçler suyunu çekip güzelce kızarıyor ve nihayetinde çok az malzeme, çok az meşakkat ile kallavi bir yemek ortaya çıkmış oluyor. Herkese afiyet olsun. Bir lezzetin daha sonuna geldik. Balkan mutfağından lezzetlere ilk Zelanik'le başlamıştık. Bugün de sizlerle çok lezzetli tavuklu bir biryan tarifi yaptık. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve daha fazla Balkan mutfağından tarifleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.